elindeki nedir? Selam. Beklesene oğlum. Hoş geldiniz Kadir Bey. Hoş bulduk İsmet. Hayırdır, bir terslik mi var? Ya bir ailevi mesele vardı. Bir tatlı gerildik biz de. Selo, bir şey mi söyleyeceksin? Yok canım. Ne diyecek? Selo, bir şey mi diyeceksin Kadir Bey'e? Selo'ya soruyorum İsmet. Yok bir şey. İyi. Peki madem. Kıyamet kopacak ama bakalım ne zaman. Mihri Hanım, bütün bu olanlardan sonra inanın benim için de çok zordu. Sessiz kalamazdım. Yeter artık. Sus yeter. Sizi daha fazla dinlemek istemiyorum. Yeterince canım yandı. Ben ömrü boyunca oğluna kavuşmak için bekleyen bir anne olarak söylüyorum size. Oğlunun ağzından bir kere anne lafını duyamadan onu toprağa vermiş bir anne olarak söylüyorum. Benim yaşadıklarımı yaşamayın diye. Siz ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Oğlum yaşasa bile siz bunu nereden bilebilirsiniz ki? Davut Bey, rahmetli babanız Davut Bey de Erol'un onun öz torunu olmadığını biliyordu. Babam. Babam. Mümkün değil. Babam bunu biliyor olsaydı mutlaka benimle paylaşırdı, mutlaka. Ben Erol'a ulaşmaya çalışırken buldum sizin oğlunuzu. Öğrenince de Davut Bey'e isimsiz bir mektupla fotoğrafını gönderdim. Fotoğrafını mı? Oğlumun mu? Amacım Davut Bey'i rahatsız etmek değildi. Sadece Erol'a kavuşabilmek için ondan yardım istemiştim. Kim benim çocuğum? Kim? Benim çocuğum kim? Aslında siz tanıyorsunuz Mihri Hanım. Kim? Söyleyin bana. Çocuğum nerede? Selahattin. Selahattin sizin öz oğlunuz. Canım.
önce DNA testi yaptırdım. Selo Kadir Bey'in gerçek kardeşi. Benim gibi geç kalmayın Mihri Hanım. Oğlunuz hala hayattayken ona doya doya sarılın. Sus. Sus. Yeter sus. Bu imkansız. Selahattin'in oğlum olması imkansız. Duyuyor musun? İmkansız. Sen nasıl bir insansın? Nasıl bir annesin sen? Madem gerçekleri biliyordun, bunca zaman neden sustun? Neden? Erol'u gerçekten düşünseydi bunca zaman onu saklamazdı. O senin yüzünden öldü. Defol. Git bu evden. Defol! Mihri Hanım. Mihri Hanım, iyi misiniz? Ben ilaçlarını getireyim mi? Yok, hiç gerek yok. Sizi dışarı alalım Sibel Hanım. Buyurun çıkın lütfen. Mihri Hanım. Mihri Hanım, bir gayret odanıza çıkalım mı? Bırak. Bırak beni sokun. Bırak. Bırak. Kadir Bey. Ne oldu Songül? Efendim, Mihri Hanım fenalaştı, kötüleşti de yani. Ben ne yapacağımı bilemedim. Böyle sabitlendi, bir yere bakıyor. O yüzden sizi rahatsız ettim, kusura bakmayın. İlaçlarını ver hemen, doktorunu ara. Ben de yoldayım, geliyorum. Tamam, tabii efendim, hoşça kalın. Mihri Hanım. Bakın, Kadir Bey de gelecek şimdi. Onunla da konuştum. Biz odamıza çıkalım, ilaçlarımızı alalım. Ha, ben doktoru da aradım. Zaten o da gelecek. İstemiyorum. İstemiyorum. Songül doktor falan istemiyorum. İstemiyorum. Git. Kadir'i bekleyeceğim. Git Songül, git. Git, yoksa senin de kalbini kırarım. Git. Git. Aylin's. Git buradan. Lütfen. Lütfen izin ver. Dokunma bana, dokunma. Bu konuşmayı yapmak için artık çok geç kaldım. Ya ben hayatım boyunca babamla bir araya geleceğim anı düşündüm. Ama en kötü ihtimaller bile bu anın yanından geçmez. Aylin's, lütfen kızım. Bana kızım deme. Sen bana kızım dedikçe benim canım yanıyor. Bak, her şeyi telafi edeceğim, söz. Al. Lütfen. Parçaladıklarını bir araya getir. Getirebiliyor musun? Geri geliyor mu? Birleşiyor mu bunlar? Bak, senden haberim yoktu. Gerçekten annen gizledi benden. Bilseydim eğer öyle... Ya senin için her şey bu kadar basit mi? Bu kadar kolay mı? Anneme yaptıkların, kardeşime yaptıkların. Herkes ikinci bir şansı hak eder değil mi? İkinci bir şans mı? Ya ben sana niye ikinci şansı vereyim? Bana o ikinci şansı kim verdi? Ben seni niye affedeyim? Ha,
Her şey yoluna gelecek. Söz. Sen ve ben. Eğer sen... Çık git hayatımdan. Böyle kestirip atma. Bak Erol'u kaybettim ben. Bir de seni kaybedemem. Evlatların şimdi mi aklına geldi? Eğer gerçekten beni düşünüyorsan... ...bizim hayatımızdan çık. Benden sana bu saatten sonra evlat falan olmaz. Ben böyle olsun istemiyorum ki. Çık git. Çık git buradan. Ailes. Dayanamıyorum artık. Ay Mihra Hanım, ne olur daha fazla eziyet çektirmeyin kendinize. Siz güçlü bir kadınsınız. Değilim. Güçlü değilim. Olmak da istemiyorum. Yeter artık. Yapmayın ne olur. Ne hata yaptım ben? Nerede yanlış yaptım? Son gün ben kötü bir insan mıyım? Hayır, olur mu öyle şey? Siz çok iyi bir insansınız Mihra Hanım. Ama kötü bir anneyim. Kendi evladının farkında bile olmayan bir anne. Tamam, tamam Mihra Hanım. Siz ilacınızı alın, bakın gerçekten daha rahat edeceksiniz. İstemiyorum. Unutmak, uyuşmak istemiyorum artık. Yeter. Sakinleşmek istemiyorum. Songül git. Lütfen git, çık git. Anne. Tam zamanında. Anne ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sibel Hanım'la tartıştılar da çok kötü. Tamam Songül, ben hallederim. Sağ ol. Anne. Sibel Hanım sana ne söyledi de sen bu hale geldin? Bir kalk bakayım, toparlan. Kadir. Söyle Kadir. Biliyorsan anlat. Kardeşin yaşıyor olabilir mi? Nereden çıktı anne bu? Öğren Kadir. Araştır, soruştur. Bu sağ mı kardeşin, hayatta olabilir mi? Eğer bu kadının dedikleri doğruysa Kadir kardeş. Bir dakika. Anne bir dakika. Nedir bu? Sibel Hanım kardeşimle ilgili ne söyledi sana? Yaşadığını söyledi. Ne? Sözde. Deden de kim olduğunu biliyormuş Kadir. Artık neye inanacağıma şaşırdım Kadir. Ne yanlış ne doğru şaşırdım Kadir. Aklımı oynatacağım. Peki kimmiş kardeşim? Selahattin. Kadın saçmalamış. Ne alaka anne Selahattin kardeşim? Olamaz. Selo. İyi misin? Ne oldu? Acil gel dedin. İyi değilim Meryem. Biriyle konuşmaya ihtiyacım var. Kötü bir şey mi oldu? Yani nereden baktığına göre değişir. Ya bilmece gibi konuşma da anlat hadi. Gerçek ailemi buldum. Ne? Öz aileni.
Şaka mı bu ya? Hayır değil. Yani şu an mutlu olman lazım. Bu surat ne? Neredeler? Yani niye yanlarında değilsin? Yoksa hayatta mı değiller? Babam. Babam. Rıza. Abim. Kadir Eren. Çevir arkasını. Kadir. Kadir senin abin mi? Bildiğimiz Kadir. Kadir benim öz abim. Anlat. Duyduklarım doğru mu? Selo benim kardeşim mi? Ne biliyorsun? Anlat. Evet. Kardeşiniz. Bunu dedeniz de biliyordu. Dedem de mi biliyordu? Evet. Ona bir fotoğrafını bile göndermiştim. Ne zaman? Ölmeden önce. Telefonda konuşmuştuk. Farklı da olsa bunu size daha önce söylemiştim. Bak, dedemin eşyalarının arasından böyle bir fotoğraf çıkmadı. İyice arayın. Davut Bey muhakkak onu bir yere saklamıştır. Cemal bulmamış belli ki çünkü o da yeni öğrendi. Siz başından beri her şeyi biliyordunuz yani. Çok üzgün. Bunca şey olurken oturup seyrettiniz öyle mi? Korktum. Cemal'den, Cemal'in yapacaklarından korktum. Bakın ben intihar falan etmedim. Cemal beni öldürmeye çalıştı. Thank you.
hayatımı yaşamış herhalde. Benim anneme anne demiş, benim abime abi demiş. Hayatımda eksikliğini duyduğum ne varsa o yaşamış. Aile, ilgi, şefkat. Evet, senin hayatında Erol yaşamış. Ama bak, bırakıp gitti şimdi. Bütün o pislikleri babası Cemal yapmış. Haberi yokmuş. Anlıyorum. Senin yerinde olmak çok zor. Bütün bunları hazmetmek çok zor. Çok zor. Ne yapacaksın şimdi? Bilmem. Hiçbir şey herhalde. Nasıl yani? Ne hissettiğimi bile doğru düzgün bilmiyorum ki ben ya. Keşke öğrenmeseydim daha mı iyiydi onu bile bilmiyorum. Deme öyle ya. Meryem, benim karım o aile yüzünden öldü. Kendi öz aile. Olayın üstünü kapamaya çalıştılar. Ben şimdi nasıl kollarımı açacağım onlara? Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Ama düşünsene, onların da haberi yokmuş ki. Yıllarca başka bir çocuğa sen diye sarılmışlar. Erol sen sanmışlar. İsteselerdi bulurlardı beni. O kadar kolay vazgeçmişler ki. Hiç uğraşmamışlar bile. Ne lazım usta, yardımcı olayım. Sebo. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dur dur, ben seni bölmeyeyim, dur. Yok canım, ne demek. Hayırdır böyle aniden? Ne yani, gideyim mi? Gitme. Kal yani. İyi ki geldin. Ya öyle biraz dolandım da hava aldım. Sonra aklıma sen geldin. Ne güzelmiş. Aklına gelmem. Gel böyle. Ama eli boş gelmedim. Ne zahmet ettin. Ekler getirdim. Okul zamanımdan beri ne zaman böyle mutluluk seviyesi düşse hemen ekler takviyesi yapıyorum. Zaza bak böyle, sen de ye. Baba, bana koy, hepsini bitiririm ben. Ben bir çay koyayım o zaman. İster misin çay? O zaman. İyi ki varsın. Estağfurullah. Sen bana böyle bakınca sanki bundan sonra her şey çok güzel olacakmış gibi hissediyorum. Ay çok garip. Hani böyle masallarda olur ya, sonsuza kadar mutlu yaşadılar diye. Öyle bir şey. Yaşarız. Yani yaşanır. İnsan isterse sonsuza dek mutlu yaşar. Ben çay koyayım. Neler oldu bizden? Ne oldu kız? Önce sen başla. Sıkı dur o zaman. Selo her şeyi öğrendi. Nasıl her şeyi öğrendi Selo? Baya her şey işte. Kadir Bey'in kardeşi olduğumu falan. Aa. Dur şimdi yakalanacağız burada. Gel mahallede konuşalım. Sana bir şey değil mi? Her şey o fotoğraf yüzünden oldu. Kadir Bey'in fotoğrafını verdi ki Selo'ya. Selo anladı mı yoksa fotoğrafı? Nasıl anladı ya? Çerçeve kırılınca anladı tabii. Meğer fotoğrafın arkasına Kadir Bey el yazısıyla falan not düşmüş, imza atmış, kardeşime demiş. Ah. Selo da görünce uyandı tabii. Sonra Selo fırladı kapıdan, ben de peşinden. Takatalak Kadir Bey'le karşılaş. Kadir Bey meğer aynı Selim'in eski evine gelmiş. Ayrı tutayım diye göbeğim çatladı. Ama nereye kadar?
bir de öğrenecek yani. Yok yok, sen ayrı tutmaya kalmaz zaten bu konu artık. Gider Kadir Bey konuşursa Lola. Yok canım, saçmalama, ne konuşacak Kadir Bey, bir şey bilmiyor ki. Biliyor kocam, biliyor. Nasıl biliyor lan? Sen mi dedin? Yok artık daha neler, ben yürek yemedim herhalde. O kadın yok mu? Ailesinin anası, mavi gözlü Sibel. Ha? O söyledi. O nereden biliyormuş lan? Allah da biliyormuş işte. Var ya, bu iş amma karışık ha. Benim kafam almıyor artık. Evet. Mihra Hanım'a söyledi. Mihra Hanım da böyle ayıl bayıl kadıncağız, canı çıktı vallahi. O da demin az önce Kadir Bey'e söyledi. Yok vallahi, bittik biz. Ötesi yok yani. Bilmiyorum vallahi, yarın ola hayrola. İsmet. Gel konuşacağız seninle. Kadir Bey. Anlat. Selo sizin aileye ne zaman katıldı? Bana her şeyi baştan anlat. Selo. İsmet, hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranma. Annen Selo'yu ne zaman buldu? Nerede? Nasıl buldu? Bana baştan her şeyi anlat. Vallahi Kadir Bey, biz de yeni öğrendik. İnanamadık. Haddimiz olmayarak test bile yaptırdık. Ne testi? DNA testi. Selo'nun sizin gerçek kardeşiniz olup olmadığından emin olmak için. Selahattin, oğlum. Benim neden bu testten haberim yok? Vallahi söylemeyi çok denedim ama... Nerede bu test? Cemal Bey zorla elimizden aldı. Bir gece silahlı bir adamla evi basıp silahı kafama dayayıp raporu aldı. Bunca zaman her şeyi biliyordunuz. DNA testi bile yaptınız ve bana hiç kimse hiçbir şey söylemedi. Allah sizi kahretsin İsmet! Dur bekle. Anne, anne bana müsaade et. Benim biraz yalnız kalmam lazım. Nereye peki? Bilmiyorum. Tek bir şey daha duyacak halim yok artık. Kadir lütfen. Anne, ben daha kardeşimin acısını sindirememişken bunlarla hiç uğraşamayacağım anneciğim. Benim bir kendimle baş başa kalmam lazım. Ailes, anlat. Kadir ne zaman gitti? Bu adam ne zaman geldi? Kadir çoktan çıkmıştı o geldiğinde. Ailes, iyi misin? Değilim. Kadir'in anlattıklarından sonra yüzünü bile görmek istemiyordum. Anlamadım. Ne anlattı Kadir Cemal'le ilgili? Katil olabilirmiş. Ne? Kadir'in dedesinin katili. Ailes, iyi misin? Su iç, al. İyiyim. Bütün bu olanlardan sonra başım döndü bir an. Sibel teyze arıyor. Hiç açmış ya bu. Açıyorum Ailes. Efendim? Şebnem, Ailes'den bir haber var mı diye soracaktım. Ailes mi? Şebnem bak, çok merak ediyorum. Lütfen bir şey biliyorsan söyle. Burada Sibel teyze, yanımda. Oh, çok şükür. İyi mi bari? İyi, iyi. Merak etme. Şebnem, ben sana gelebilir miyim?
Yani şu anda Aylin seninle görüşmeye hazır değil. Biliyorum, biliyorum. Sakinleşene kadar bekleyeceğim ama şu an gidecek başka bir yerim yok. Nasıl yani? Mihran'ın beni evden kovdu. En azından bir süreliğine sende kalabilir miyim diyecektim. Tamam, tamam gel. Bekliyorum. Sağ ol kızım. Şevlam, sen niye anneme burada olduğumu söylüyorsun? Ne yapayım Aylin? Ne diyeyim? Kadın seni çok merak etmiş. Arada kaldım ben de. Buraya geliyor. Biraz burada kalacakmış. Tabii orada kalacak yüzü olmadığı için. Kimse istemiyor onu da. Ben de istemiyorum. Ben gidiyorum Şebo. Aylin dur, nereye gidiyorsun? Yalıya mı döneceksin? Bilmiyorum Şebo. Ama biraz hava almak istiyorum. Onun yüzünü görmek istemiyorum şu an. Tamam ama beni haberdar et, tamam mı? Tamam. Dikkat et. Babaannem, çay demledim. Şimdi istemem kızım çayı çorbayı. Aklım Sero'da benim. Gelir zaten birazdan amcam. Babaanne gergin misin sen? Ana yüreği işte. Neyse. Hadi sen onu da bakıver. Hadi kızım. Tamam babaanne. Oo kardeş, hoş geldin. Oğlum selam, sabah yok mu? Neyin var senin? Yok bir şey. Kardeşim anlatsana ya. Biz kardeş değil miyiz? Ayrı gayrımız mı var bizim? Ne anlatayım zaten? Nasıl anlatayım? Hangi birini anlatayım? Kardeşim ben dinlerim. Çayımız da var. Mihran'ım benim annem. Ne? Nasıl yani oğlum? Haya. Mihran'ım benim annem. Kadir Bey benim abim. Beni depremde öldü sanmışlar. Sonrasında ne arama ne bir şey. Anlayacağın kimsenin umurunda olmamışım. Şu işe bak ya. Ya sen şimdi Erenlerin oğlu musun? Ya. Hoş geldin Sibel teyze. Hoş bulduk. Şebnem, ben sana çok rahatsızlık vermeyeceğim. En kısa zamanda kendime kalacak bir yer bulacağım. Yok tamam, önemli değil. Gel geç. Anlat. Ne oldu Mihran'ımla? Neden kovdu seni? Mihran'ım bana öfkelenmekte yerden göğe kadar haklı. Bazı gerçekleri anlatmak için çok geç kaldım. Konuşabilir miyiz seninle biraz? Sen de biliyordun Selahattin'i. Sakladın benden. Oğluma kavuşmayayım diye her şeyi yaptın. Hem de baştan beri. Hayır, yaşadığını bilmiyordum. İnan ben de yeni öğrendim. Bak Mire, ben ne yaptıysam senin iyiliğin için yapıyorum.
Babamı da mı bu yüzden öldürdü? Hayır. O gerçeği öğrendi çünkü, değil mi? Onun için onun canına kıydın. Kadir sonunda seni de inandırdı demek. Bravo, bravo. Sen de benim katil olduğuma inandın yani ha Miri. Üstelik babanı, benim babam kadar sevdiğim birini... Boşuna yorma kendini. Hiçbir sözünün kıymeti yok artık. Seni bir dakika daha bu evde görmek istemiyorum. Defol git buradan. Defol! Efendim Şebo. Ayliz neredesin sen? Biraz dolaştım, aklımı toplamaya çalışıyorum. Tamam, hemen topla kafanı ve Kadir'in yanına git. Ne oldu? Kadir'e bir şey mi oldu? Yok, öyle bir şey değil. Ayliz... Kadir'in gerçek kardeşi Selo'ymuş. Ne? Evet, ben de çok şaşırdım. Kim bilir şu an Mihran Hanım'la Kadir ne haldedir? Sen onların yanına git, onların yanında olman lazım. Tamam. Aradığınız kişiye şu anda ulaşamıyorum. Lütfen daha sonra tekrar... Uf Kadir ya. Burada böyle ya. Aa, Kadir bilmiyorum ne aradı, dağıttı burayı. Tövbe yarabbim. Bu yeni saat Davut Bey'in görüntülerini kaydettiği flash disk. Topluyordum odayı da Kadir Bey dağıtmış artık, ne aradıysa burada yani. Çok oldu bu Kadir. Bırak elindekileri. Yok. Hiçbir şeye dokunma. Yok hiç dokunmadım zaten, daha yeni gelmiştim. Böyle bir toparlıyordum yani sizden az önce. Toparlama. Çık git buradan. Tabii Cemal. Mihran'ım iyi misiniz? Ya olanları duydum. Yani Selahattin'i. Doğru mu? Ben de hala inanamıyorum.
Kadir? Öğrenince şok oldu, çıktı gitti. Aradım, açmıyor telefonunu, yalnız kalmak istiyor. Ben de aradım ama telefonu kapalıydı. Erol'un yasını bile daha tutamadık hiçbirimiz. Nereden öğrendiniz peki? Annenden. Üstelik Cemal de biliyormuş. Annem mi? Ha, annem nereden biliyormuş ki Selahattin'in sizin oğlunuz olduğunu? Bilmiyorum. Bunca zamandır biliyormuş ve gerçekleri saklamış bizden. Ha, kendi çocukların hayatlarını mahvettikleri yetmiyormuş gibi bir de sizin hayatınızı mahvettiler. Onları hayatım boyunca affetmeyeceğim. Sakin ol sen. Mihir Hanım, ben onların adına sizden çok özür dilerim. Ben bir Hidayet Hanım'la konuşayım. Ben de geleyim sizinle. Yok. Ben yalnız konuşayım. Peki, nasıl isterseniz. Hadi toparlan da gidelim Sambul'a. Nereye gidiyoruz İsmet? Ne demek nereye gidiyoruz? Görmedin mi Kadir Bey? Sanki suçlu bizmişiz gibi konuşuyor. Mihri Hanım da tutmaz bundan sonra. Ne duruyoruz o zaman? Kendi ayağımızla gidelim. İyiydi ama yani bizim kendimizi anlatmamıza fırsat verilmedi ki. Suçluyuz Songül. Suçluyuz. Canımızın korkusuna sustuk. Yıllarca ekmeğini yediğimiz insanları hayal kırıklığına uğrattık. Normal yani. Kadir Bey'e kendimizi affettireceğimiz şey burada. Davut Bey'in görüntüleri. Neden bilmem bunu? Çalışma odasını toparlıyordum. Önüme çıkıverdi. Az kalsın Cemal Bey'e yakalanıyordum. Ben de hemen sakladım. Bunun yüzünden başımıza neler geldiğini biliyorum değil mi? Evet, biliyorum da yani sonuçta. Cemal Bey, Kadir Bey'in odayı dağıttığını biliyor. Cemal Bey o altı ilecek. İnşallah öyle olur yani. İsmet, hadi yürü. Annene gidiyoruz. Anama mı? Hidayet Hanım'la konuşmak istiyorum. Ha. İsmet, ne duruyorsun, hadi. Buyurun. Gidiyorum. Veda edecektim. Gerek yok, iyi böyle. Halis kızım, ne zaman istersen. Neye ihtiyacın olursa ara beni lütfen. Bak, sana babalık yapma fırsatı bulamam. Sen ne babalığından bahsediyorsun ya? Sen Selahattin'i yıllarca Kadir'den ve Mihri Hanım'dan saklamışsın. Ya bu nasıl bir vicdansızlık? Hayır, benim de sonradan haberim oldu. Gerçekten. Ben sadece Erol için... Erol'un adını ağzına alma. Çık git hayatımızdan, anladın mı? Halis kızım, ben senin babanım her şeye rağmen. Lütfen, bir şeye ihtiyacın olursa... Olmayacak. Bugüne kadar hayatımda olmadın. Bundan sonra da olmayacaksın. İstemiyorum. Hoş geldiniz. Hedat'cığım, sen Umut'u al aşağı in. Mihri Hanım babaannenden özel bir şey konuşacak. Tamam. Buyurun.
Mihra Hanım, hoş geldiniz. Buyurun. Hidayet Hanım, konuşmamız lazım. Ya Umut'cum, gel canım, biz seninle aşağıda oynayalım biraz. Tamam. Ayakta kaldınız. Mihra Hanım, öğrendiniz galiba. Siz de mi biliyordunuz? Hidayet Hanım, cevap verin lütfen. Mihra Hanım. Selahattin'in oğlum olduğunu biliyor muydunuz? Lütfen, lütfen oturun şöyle bir sakin olun, konuşalım beraber lütfen. Sabah öğrendim. Allah'ın takdiri nasıl da karşılaştırmış sizinle. Daha önceden bilsem söylemez miydim Mihra Hanım? Nasıl oldu bu? Nerede buldunuz? Nasıl sahip çıktınız? Depremde arama kurtarma ekibinde gönüllü olarak çalışıyordu rahmetli kocam. Enkazdan Selo'yu o çıkarmış. Ben de kendi evladım gibi bağrıma bastım. Bunca yıl oğlumu annesinden, ailesinden sakladınız, öyle mi? Hayır. Hayır, olabilir mi böyle bir şey Mihra Hanım? Daha önce bilseydik saklar mıydık sizden hiç? Peki. Madem enkazdan kurtardınız, neden polise haber vermediniz? Kimse ne aradı ne sordu o zaman. Biz de anası babası öldü sandık. O depremde birçok çocuk telef oldu. Bilemedik. Sahip çıktık. Sizin o aile olduğunuzu nereden bilebilirdik Mihra Hanım? Böyle bir şey aklımızın ucuna bile gelmedi. Selo'yu kendi evlatlarımdan ayırmadım hiç. Hatta bazı İsmet kıskandı ona olan ilgimi, sevgimi. Kimsesizliğini, yetimliğini anlamasın diye üstüne titredim. Hakkın ödenmez. Kusura bakma. Tutamadım kendimi. Bilirim. Mevzubahis evlat olunca insanın çağlıyor böyle içi işte. Hep bir şey hissetmiştim. İlk gördüğümde cenazede. Nasıl anlayamadım? Hidayet, nasıl anlayamadım? Senin kabahatin değil Mihra Hanım. Daha olsan kaderinin önüne geçemezsin. Peki. Peki Selahattin ne diyor? Çok yeni öğrendi daha. Zamanla soğuyacaktır içi. İdrak edecektir elbette. Benim Selahattin'i görmem lazım. Onunla konuşmalıyım.
Selo. Seninle biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız ki? Selo, ayıp oluyor. Koskoca kadın kalkmış ayağına kadar gelmiş. Yok ya, niye ayıp olsun? Selo. Tamam, İsmet sen karışma. Sen benimle konuşana kadar ben buradan gitmeyeceğim. Tamam. Konuşun ve konuşacaksınız. Yalnız baş başa konuşalım lütfen. Biz de yeni öğrendik gerçeği. Yaşadığından, hayatta olduğundan inan haberimiz yoktu. Umurumda değil Mihri Hanım. Ben enkazdan çıktığımda babanı, Kadir'i, seni, hepinizi öldü biliyordum. Cemal ise Erol'u getirip kucağıma verdi sen diye. Bütün bunları niye anlatıyorsunuz Mihri Hanım? Bir an olsun. Hissetseydim sen olmadığını peşine düşmez miydim? Aramaz mıydım seni Selahattin? Ne önemi var ki? Yaşanmış gitmiş. Onca sene. Onca yaşananlar, acılar. Şimdi konuşmak neyi değiştirecek ki? Sen istesen de istemesen de benim oğlumsun. Canımdan bir parçamsın. Ben sizin oğlunuz olamam Mihri Hanım. Zahidem'den sonra olamam. İstesem de olamam. Selahattin. Yapma. Yapma Selahattin. Tam birbirimizi bulmuşken aramıza duvar örme. Benim ömrüm sizin nasıl insanlar olduğunuzu düşünerek geçti. Babamla abimin fotoğrafına kaç defa baktım ben biliyor musunuz? Kaç defa ağladım o fotoğrafa biliyor musunuz? Kaç defa dertleştim o fotoğrafla? Bilmiyorsunuz. Artık bilmeyin de. Misiniz? Değilim İsmet, değilim. Tam oğlumu bulmuşken yine kaybediyorum. Hadi ben sizi eve götüreyim.
Melis'e çayı yaptım. Sağ ol. Afiyet olsun. Aylis. Şebnem, ben ne yapacağım? Dur, ne oldu? Neyi ne yapacaksın? Şebo, ben test yaptım. Aylis, korktuğumuz gibi mi? Evet. Teyze oluyorsun. Ya şuna bak ya. Gülüp oynayacağımız yerde. Canım benim, yanında biri var mı? Hemen ben atlayıp gelirim. Yok. Sen gelme, daha kötü olurum şimdi. Zaten her şey yeterince karışık. Benim biraz yalnız kalıp kendimi toplamam lazım. Kadir'e ne zaman söyleyeceksin peki? Bilmiyorum. O zaten şimdi kendi dertleriyle boğuşuyor. Aylis, Kadir'den bunu saklayamazsın. Şebo, ben bunu Kadir'e söylersem bu bebeğin doğmasına asla müsaade etmez. Aylis, sen delirdin mi? Bu ikinizin birlikte vereceği bir karar. Kadir böyle bir şeye razı olmaz. Şebo, bana söz ver. Hiç kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Tamam, sonra konuşuruz. Şebnem, ne oldu? Ailez iyi mi? Şimdi mi merak ettin Ailez'i? Nasıl? Ailez sana kızmakta haksız mı Sibel teyze? Hayır, haklı tabii. Ama telafi etmem için de bir şans vermiyor. Biz sonuçta Cemal'in kurbanıyız. Ben Ailez'in yerinde olsam bırak seni affetmeyi, annelikten reddederdim. O yüzden hiç sızlanma bence. Aylizciğim. Mihra Hanım, iyi misiniz? Çok çaresizim Aylis. O kadar kırılgan, o kadar öfkeli ki Selahattin. Biraz zamana ihtiyacı var. Yani bütün bunları hazmetmesi lazım. Ya bizi hiç kabul etmezse? Öyle düşünmeyin lütfen. Yani onun da aklı karışık. Yani biraz düşünüp doğru kararı verecektir. Erol'u kaybettim. Bir de Selahattin'i kaybedersem tutunacak hiçbir dalım kalmaz. Lütfen böyle söylemeyin. Kaybetmeyeceksiniz. Yani gerekirse ben konuşurum. Elimden ne gelirse yaparım. Kadir, Kadir gelin. Aylis, kızım iyi misin? İyiyim. Bu aralar böyle oluyor. Hayır, böyle olmaz. Doktora gidelim. Hasta değilim Mihran. Aylis, yoksa bir müjde mi var? Ha, tebrik ederim kızım. Kadir çok sevinecek bunu duyunca. İzninizle ben biraz dinleneyim, olur mu? Tabii, tabii kızım. Vallahi içim cız etti ha. Koskoca kadın kalktı tamirhaneye kadar geldi. Konuştu, konuştu, konuştu. Bizim öküz Nuh dedi, peygamber demedi ha. İsmet. Yani bütün bu acıların sorumlusu Cemal Bey sonuçta. Cezasını çekmesi lazım değil mi ama? Ben diyorum ki, biz hiç
beklemeyelim Kadir Bey'i. Mihra Hanım'a verelim flaş diski. Ne diyeceğiz? Al bunu, içinde Cemal Bey'in babanı öldürürken görüntüleri var. Biz bunu saklıyorduk mu diyeceğiz? Aman canım, ne olacaksa olsun artık. Kadının hali ortada ya. Biz de şu Cemal Bey'i içeri tıktıralım, bir işe yarayalım. Herkes rahat etsin, bir nefes alsın, kadının da içi soğusun. Doğru diyorsun da Songül. Bu kadar zamandır aklınız neredeydi diye sorduklarında verecek cevap yok. Çok basit İsmet. Korktuk diyeceğiz. Yalan mı? Korktuk ya. Aa, iş bu raddeye gelmiş. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar görüşürüz. Ah be Kadir, neredesin oğlum? Oğlum, sana bir müjdem var. Ailesi hamile. Baba olacaksın. Bu mesajımı dinleyince hemen eve gel oğlum. Onu doğuracağım. Hayatım pahasına da olsa onu koruyacağım. Bizim gibi olmasına asla müsaade etmeyeceğim. Mihra Hanım, müsait miydiniz acaba? Bir şey mi oldu İsmet? Şimdi böyle birden ne diyeyim, nereden başlayayım bilemedim. Davut Bey... Davut Bey'le ilgili. Bunu bunca zaman neden sakladığımıza gelince... korktuk Mihra Hanım. İsmet, nedir mesele? Nezahat'ın hayatıyla tehdit etti bizi alçak herif. Kim? Kimden bahsediyorsun? Aslında en iyisi sizin kendi gözlerinizle görmeniz. Davut Bey'in öldüğü gün kaybolan bir hard disk vardı. O görüntülerin hepsi burada. Buyurun.
kendi gözlerinizle görün. Tam vaktinde geldiniz Cemal Bey. Tekne hazır. Hareket yarın. Güzel. Yiyecek içecek stoğunu da yarın akşama kalmaz hallederim. Yolculuk boyu herhangi bir sorun yaşamazsınız. Pasaportunuz gerçeğinden ayırt edilemez Cemal Bey. Artık başka birisiniz. Kimse izninizi bulamaz. Güzel. Girecek ve bir daha gün yüzü görmeyecek. İsmet al bunu. Hemen karakola git, ifadeni ver. Baş üstüne Mira. Nasılsın bakalım? İyiyim. Resim mi yapıyorsun? Hı hı. İyi, hadi devam et bakalım. Öpücük. Oh. Seni merak ettim Selo. Gel şöyle yakınım. Kadersiz oğlum benim. İyi misin? Mihra Hanım'la konuştum. Biliyorum. Öncesinde bana geldi. Sana niye geldi? Dur hemen celallen. O da bir ana. Sen bari yapma, gözünü seveyim. Hiç kolay değil be Selo. Bir ömür yalan içinde yaşamışlar. Bitmiş, tükenmiş kadın. Ne olur onu da anlamaya çalışsan. Anlamıyorum ana. Anlamayacağım da. Bak, benim bir tane anam var. Beni büyüten, yetiştiren. O da sensin. Umut, hadi babacığım gel odada devam edelim. Tamam. Amca, yemek hazırlayayım mı sana? Yok Nezahat, aç değilim, sağ ol. Babaanne, ne oluyor?
Anlatmayacak mısınız bana? Anlatacağım kızım, anlatacağım. Ne biliyorsam anlatacağım. Otur şöyle yanım. İfademizi verdik Mihra Hanım. Görüntüleri de teslim ettik. Bundan sonra Cemal için kaçacak bir yer kalmadı. Bunca zaman canımızın korkusuna sustuk biz Mihra Hanım. Siz bizi affedin. Tamam İsmet. İfaden sayesinde içeriden çıkamayacak Cemal. Ya yakalanmadan kaçarsa? Polis peşine düşecek. Bulacaklardır. İnşallah öyle olur Mihra Hanım. Müjdem var. Ailesi hamile. Baba olacaksın. Bu mesajımı dinleyince hemen eve gel oğlum. O zaman şey, arabanın işleri bitince sen beni yarın ararsın, olur mu? Tabii tabii, siz hiç merak etmeyin. Ya Zaza, sana bir şey söyleyeceğim. Senin hani bu çekingenellerin var ya, ben bayılıyorum ona ya. Estağfurullah. Ne demek ki? Teşekkürler. Şebo. Hoş geldin. Hayrola? Efendim? Hoş buldum da... Hayrola, yani açık mısınız siz bu saate kadar? Ha yok. Ya Nur Hanım'ın acil bir işi vardı da birkaç gün sonra seyahate çıkacak, o yüzden açtık. Kelebekler Vadisi'ne gidiyorum. Ya Zaza, sana bir şey söyleyeyim mi? Senin oraları görmen lazım. Böyle doğa, manzara falan gerçekten olay ya. Ya iyi tatiller size. Sen de git Zaza hanımefendiyle. Ha? Yok sağ ol. Siz kimdiniz? Galiba kıskançam efendi kız arkadaşına. Hı? Arkadaşım. Hanımefendi, siz benim kim olduğumu bırakın da bu saate kadar insan mı çalıştırılır? İnsan haklarına aykırı. Şey, sizin kayışlar kopmuş galiba. Şöyle yapalım, Zaza sen hanımefendiye de bir bak istersen. Neyse tamam, tekrar çok sağ ol çaban için. Haberleşiriz. Rica ederim, görevimiz. Bravo. Bravo, müşteri portföyünüz çok iyiymiş Zaza. Özellikle fazla mesaili olanlardan. Yok vallahi, bizim hep böyle gündüzü, gecesi de hep aynı insan. Sen niye geldin? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Zaza, benim seni görmem için mutlaka başıma bir şey mi gelmesi gerekiyor ha? Ne yapayım, ben de araba mı alayım bozulunca geleyim falan ha? Öyle mi yapalım? Nasıl yapalım? Estağfurullah, her zaman gel. Başımın üstünde yerim var, ne demek? Amca. Nezahat. Merhaba Şebnem abla. Hadi yine iyisin. Yani şey, uzun saatler burada kalınca babaannem sana sandviç yaptı. Vallahi mi ya? Çok sağ ol, çok acıkmıştım. Afiyet olsun. Ya ben kaçayım ben. Görüşürüz. 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 Yok bir şey. Neli bu? Tavuklu. Harbi mi ya? Çok severim. Kadir. Ailes. Annem verdi güzel abi. Evet, baba oluyorsun. Bunca felaketin arasında bu çok güzel bir haber. Tabii senin aklın Selahattin'de. Öğrendim gerçekleri. Bak, bu olanlar beni allak bullak etti. Bana biraz zaman ver.
Bu güzel haberi seninle doya doya paylaşabilmem için benim biraz zamana ihtiyacım var. Ben seni anlıyorum. Sen nasıl istiyorsun öyle olsun. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Aşktan için yanıp da sönmüyorsa, yüzün eskisi gibi gülmüyorsa, azalıyor insan, tükeniyor insan. Artık içinde rüzgar esmiyorsa, gönül telinde kuşlar ötmüyorsa, aklının sözünden çıkmıyorsa, azalıyor insan, tükeniyor insan. Geçmişin üstesinden gelmiyorsa, hesabı kesip dosttan saymıyorsan, vicdanının sesini duymuyorsan, yanılıyor insan, ne biliyor insan, ağlıyor, azalıyor. Artık korkmuyorsan, gururunu dost sanıp aldanıyorsan, ne bekliyorsa yoktan olmuyorsan, azalıyor insan, tükeniyor insan. Geçmişin üstesinden gelmiyorsun. Tanıdık bir şey var gözlerinde. Beni 30 sene öncesine götürüyor. O kadar güzel bir çocuktu ki maşallah. Artık anasından mı, babasından mı? Azalıyor, ölüyor insan. Aliz. İyi misin? İyiyim. Erol düşünüyordum. Onu çok özlüyorum.
Ben de çok özlüyorum. Asiye hallerini bile. Erol benim kardeşim olmasına rağmen onu hiç tanıyamadım. Öyle bir fırsatım da olmadı zaten. Erol'u sana biraz anlatmamı ister misin? Sizi üzmeyecekse çok isterim. Erol. İnsanı kızdırırken güldürürdü. Bu yüzden ona hiç kızamazdım. Biliyor musun Aylis? Bazen hayatı çok ciddiye alıyoruz. Ama o hayatla boğuşmak yerine onunla dalga geçerdi. Tepkisi, isyanı, hırçınlığı bir bakışıyla silinirdi. Onun yanında hafiflerdim ben Aylis. Torunum belki dayısına çeker. İnşallah. Merhaba. Hoş geldin Şebnem. Teşekkürler. Ben sizi yalnız bırakayım. Teşekkürler. Annem hala sende mi? Evet. Çok pişman. Belki affedersin umuduyla bekliyorum. Yapamam. Buyurun Mihra Hanım. Bir şey mi istemişsiniz? Umut'u görmek istiyorum. İsmet getirebilir misin buraya? Yani Selahattin ne der bilmiyorum ama ikna ederseniz çok mutlu edersiniz beni. Vallahi ben elimden geleni yaparım Mihra Hanım. Songül, sen de Umut'un sevdiği tatlılardan hazırlayıver. Tabii tatlı yaparım. Hemen bir tatlı yaparım, merak etmeyin. İsmet farkında mısın? Kadın duygudan duyguya geçiyor. İyice afalladı yani. Normal kızım. Kadının başına gelin pişmiş, tavuğun başına gelmedi. Evet vallahi öyle ya. Ama bak işte. Kurban olduğumun Allah'a bir yandan aldı, bir yandan iki tane evlat verdi. Harbiden ha. Gözlerinin içi parladı. Yeniden doğmuş gibi dolanıyor vallahi. Evet. Ama inşallah Selopi domuzluk yapmaz da kadıncağızın kursağında kalmaz. Kavuşur hem çocuğuna hem torununa. Bu nasıl Cemal'den tırsıyor? Ama sen ne Cemal'den tırsıyorsun acaba? Onu tırsacak bir şey kalmadı. Polis peşinde. O artık öyle kolay kolay doğrultamaz vallahi kuyruğunu. Vallahi Cemal bu. Bir yerlerde çıkar karşımıza kıstırır diye tırsıyorum. Yok canım o nereden? Aha, o kadar başında bela var ki kalkıp gelecek de bizi bulacak, bizle uğraşacak. Geçiniz. Karabatak gibi adam. Nereden çıkacağı belli değil. Ay İsmet hadi. Tamam sen git şeyi al. Oğlanı, Umut'u kadıncağızla daha fazla bekletmeyelim. Hadi. Sen de bır 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 konuşuyorsun sonra bana laf çarpıyorsun ya. Tövbe estağfurullah. Tamam hadi. Hadi. İnşallah bizimki bir terslik çıkarmaz. Hadi anam. Hadi inşallah. Hadi. Aylis anlat. Ne yaptın, konuştun mu Kadir'le? Mihra Hanım haber vermiş. Telefonda sesi allak bullak geliyordu. Yani doğumun risklerini biliyor mu? Ya Şebo sen beni anlamıyorsun. Evet anlamıyorum. Anlayamıyorum. Şebo bak hepimiz çok zor zamanlar geçirdik. Ya bu bebek hepimize çok iyi gelecek. Özellikle de bana. Sen ciddi ciddi doğuracaksın yani. Evet doğuracağım. Bebeğin mucize olması için her gün dua edeceğim. Aylis. Bak. Bizi de mi düşünmüyorsun? Ha? Biz ne yapacağız? Sana bir şey olursa biz ne yapacağız? Aylis bizi de mi düşünmüyorsun? Şebo lütfen yapma böyle. Neyi yapma Aylis, ne yapma? Ben ne yapacağım sensiz? Ha?
Beni sensiz kalmadın ki Aylin. Sensiz nasıl olacak Aylin? Sen ne diyorsun ya? Şebo ne olur yapma bak. Beni böyle çok üzüyorsun. Üzüyorum öyle mi? Ya ben iki bağırdım diye üzülüyorsun. Bir de benim yerime koy kendini. Ha? En yakın arkadaşın geliyor sana 9 ay sonra öleceğim diyor. Şebo bağırma, biri duyacak şimdi. Duysun. Aylin duyabilir, duysun. Belki Mihra Hanım duyar da o sana bir şey söyler. Belki onun söyledikleri senin için bir şey ifade eder. Şebo. Bak söz veriyorum, hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Doktorla konuşacağım. Senin isteklerini de ileteceğim. Hem doktorla konuştum ben. Yani onun kontrolünde olursa herhangi bir sıkıntı olmayabilirmiş. Ama lütfen hiç kimseye söyleme, olur mu? Sakın beni sensiz bırakma, tamam mı? Selo, nereye? İşe. Sen gelmiyor musun? Sonradan mı geleceğim? Ne işi be oğlum bunca derdin arasında? Hallettim ben. Çalışayım oğlum ya. İyi geliyor bana. Kafamı dağıtıyorum. Amca, sen Umut'u Mihri Hanım'a götürecek misin? Yo, nereden çıktı o? Dün Mihri Hanım'ın Umut'a bir bakışı vardı. Uf, yani içim gitti amca. Yazık kadına. Selo yapma bak. Hem kadıncağızın bir şeyden haberi yokmuş ki. Kadir Bey'in de öyle. Buldukları an sahip çıkmak istiyorlar. Bak Umut'u düşün. Geleceğini. Oğlum geçmişimizde yoklardı ki. Geleceğimizde de olmasınlar. Bak anlıyorum, haklısın. Yani öğrendiğimden beri benim de aklım almıyor. Ama... Aması maması yok Zaza. Benim de Umut'un da kimsenin kol kanat germesine ihtiyacımız yok. Neticede atadır, anadır. Saymak lazım. İzin ver, Umut bilsin köklerini. Hadi be amca. Hayırdır abi bu saatte? Anamı Mihri Hanımlara götüreceğim de ona geldim. Umut, seni de Ayliz ablanlara götüreyim mi? He? Yaşasın! He? Bir saniye ya, bizim başka planlarımız var. Baba lütfen. Çocuk da istiyor oğlum. Oğlum başka bir yere götüreceğim. Ya bir saniye ya, ne oluyor, nereden çıktı bana sormadan? Umut gel biz yukarı çıkalım bir tane. Sen ne inatçı herifsin lan? Mihra'nın babaannesi değil mi? Görmek istiyor. Sen de çocuk sahibisin. Anla kadını biraz. Bunca şey yaşadı. Tek tesellisi torunu Umut. Yok gerek yok. Ya Selo izin ver gitsin işte çocuk. O zaman ben gideyim, yeğenime sandviç yapayım ha. Acıkmıştı belki. Niye çağırdın beni buraya? Hayır kızım. Seninle son bir kez vedalaşmak istedim. Aylis. Nereye gitti bu kız ya? Git buradan. Bak olay çıksın istemiyorum. Seni kimse görmeden hemen git buradan. Bak ailesi lütfen. Dokunma bana. Annemi de seni de hayatımda görmek istemiyorum. Siz bunun nesini anlamıyorsunuz? Tamam haklısın. Ya ben haklı olmak istemiyorum. Ailesi kızım. Bak benim tek istediğim senin mutlu olman. Hak ettiğin hayatı yaşamam. Sen annemi öldürmeye kalktın. Kardeşimi elimden aldın, daha ne anlatıyorsun sen bana? Bak, sana yaşattıklarım için özür dilerim. Gerçekten özür dilerim.
ben böyle olsun istemedim. Bak, sana gelirken... Erol'un yanına gittim. Mezarına. Onunla dertleştik. Sizi hayattayken bir araya getiremedim. Başaramadım. Af diledim ondan. Affettin bari. Lütfen Ailes, lütfen. Sakın. Bana bir daha sakın kızım deme. Ben senin kızın değilim. Bir daha sakın karşıma çıkma benim. Kızımsın tabii. Beni affetmesen bile. Bir kerecik baba diyebilsen bana. Asla. Tamam sen kazandın. Sen kazandın. Sen kazandın. Bir daha asla karşına çıkmayacağım. Alice. Alice bak. Lütfen. Al şunu. Daha fazlasını yapmak isterdim. Fakat elimden gelen bu. Hoşça kal kızım. Kendine iyi bak oğlum. Sen kayboldun bir anda. Cemal Bey benimle vedalaşmak istemiş. Ha, sen de gittin yani öyle mi? Ya Ayliz bu adam çok tehlikeli. Sen kendin söylemedin mi katil olabilir diye? Neden gidiyorsun? Ne kadar tuhaf değil mi? Senin o tehlikeli dediğin adam benim öz be öz babam. Yani ben öyle demek istemedim. Demek istedim aslında. Baban da olsa adamın sağ solu belli değil. Elime bir de bunu sıkıştırdı. Yuh. Ailis bu ne? Hiçbir değeri olmayan bir kağıt parçası. Babasız geçirdiğim yılların bedelini ödemeye çalışıyor. Her şeyi parayla satın alabileceğini sanıyor. Ailes. Yalnız kalmak istediğin misin değil mi? Evet eminim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hayır yani niye inat ediyorsun anlamıyorum ki. Benim 30 sene sonra bir abim çıksa boynuna sarılırdım. Hem Umut da hak ediyor ailesiyle tanışmayı, tanımayı. Sen de. Ya ne yapayım ben ya, ne yapayım yani? Gideyim daha anneciğim, abicim deyip boyunlarına mı atayım, ne yapayım? Cevap veriyorum, evet. Mihre ne kadar seviyor Umut'u. E Kadir de bilmiyordu daha, o zaman bile ilgileniyordu Umut'la hep. 2 gün sonra sıkılırlar. Haksızlık ediyorsun. Yani insanlar hiçbir şey yapmaya mecbur değiller. Yani hatta arttırıyorum. Normalde zengin insanlar, zengin aileler sonradan çıkan akrabalarına karşı hiç de sıcak davranmazlar. Ne demek istiyorsun? Ya demek istiyorum ki hiç kimse hiçbir şey yapmaya mecbur değil. Ama sen gidip ailenle tekrar tanışabilirsin, onları tanıyabilirsin. Kolay geliyor değil mi oradan? 30 yıl Meryem. Koskoca 30 yıl. 30 yılı geçmiş gerçek ailem bulmuşum. Üstüne bir de husumetim var.
Çok mu kolay geliyor? Tamam. Kolay değil, anlıyorum. Ama mutlu olmaktan kaçma, korkma. Şansını dene. Hı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay Mihra Hanım çok sevinecek vallahi. Çok sevindim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umut'cum, çok mutlu ettin beni. Sarılabilir miyim? Al. Selahattin gelmedi galiba. Gelir elbette o da. Buyurun. Gel anneciğim de. Nadim, bütün parçaları orijinal değiştirdik. Gel içeride bakalım senin faturanı. Böyle oluyor mu uzaktan bakınca? Ay ne zaman ödümü kopardın? Yani epey bir dalmışsın da Şebnem abla. Nizam sen ne mal diyorsun bana? Şebnem abla niye itiraf etmiyorsun? Neyi itiraf etmiyorum acaba? Bence onu seviyorsun. Ceza. Tabii ki seviyorum ama arkadaş olarak seviyorum. Ha. Niye kıskanıyorsun o zaman onu? Ceza sen ne diyorsun? Ne kıskanması? Ben nasıl olsaydı kıskanacağım? Yok artık. Peki yani ben öyle söyleyeyim dedim. Tamam görüşürüz. Umut annesinden sonra çok içine kapandı. Kadir Bey ve Aylis Hanım sayesinde toparladı biraz. Selo da çok iyi değildi çünkü. Artık tüm yaralarımızı birlikte saracağız. Babaanne. Kuzum gel babaannem gel kuzum. Gel babaannem kurban olsun sen gel. Kadir amcam nerede? Sen Kadir amcanı çok mu seviyorsun? Evet, çok. Kadir amcanın annesi ya Mihra Hanım. Ona da babaanne diyebilirsin. Ama benim babaannem sensin. İki tane babaanne olmaz ki. Olur, olur. Olur ama. Hadi. Babaanne. Konuşabilir miyiz lütfen? Tabii ki. Gel Umut. Gel kuzum. Canım. Tamam budur abicim. Yarın hesaplaşırız biz. Tamam kolay gelsin. Sağ olasın. Şebo. Nereye böyle? Hiç öyle. Dolaşıyordum biraz. Ne haber, ne yapıyorsun? İyi. Sen? İyi. O hanım yok mu? Hangi hanım? Hani sözde müşteri olan, dün böyle ağzının içine düşüyordu ya. Ha, Nur Hanım'ı diyorsun sen. Ha, evet, Nur Hanım'ı diyorum. Hemen de biliyor ismini. Neyse, hadi görüşürüz. Kıskanmış mı o beni ya? Vallahi kıskanmış ya. Gözlerinden belli. Şefi öyle kıskanma koştu. Davut Bey'in otopsisi netleşti Mihra Hanım. Göğüs kafesinde kırıklar tespit etti doktorlar. İzlediklerinden sonra ben de eminim.
Görüntüleri de savcılık delil olarak kabul etti. Cemal Bey'i arıyorlar. Bulunduğu yerde tutuklanacak. Tabii bulabilirlerse. Tamam. Tamam İsmet. Konuştuklarınızı duydum. Merak etmeyin. Yaptıklarının cezasını ödeyecek Cemal Bey. İnşallah. Faliz. İsmet, senin yardımına ihtiyacım var. Buyurun Ayrıca Hanım. İsmet'le gelmişsin. Neden? Beni yakalatmak için mi görmek istedi? Merak etme, polise haber vermedik. Kadın nasıl kabul etti peki bunu? Haberi yok. Ne yapacaksın? Hayatın boyunca yaptığın gibi kaçacak mısın? Kabul et artık. Yaptıklarını kabul et ve teslim ol. Teslim mi olayım? Ne diyorsun sen Ailes? Seninle baba kız olmak, kaybettiğimiz zamanı telafi etmek istiyordum ben sadece. Teslim olmayı kabul etmezsen bir daha benim yüzümü göremezsin. Doğacak bebeğimi de. Benim torunum mu olacak? Yaptıklarının bedelini ödemeyi kabul et. Baba. Hatırına yak bunu.
Hoş geldiniz Kadir Bey. Kadir Bey, Aylise Hanım bugün çok önemli bir iş başardı. Cemal Bey'i teslim olmaya ikna etti. O adamla mı görüştü? Yok yok, merak etmeyin. Yalnız değildi. Ben de gittim kendisiyle. Nerede şimdi? İstirahate çekildi. Neden söylemedin? Niye? Basit bir vitamin eksikliği değilmiş. Hastaneden aradılar. Neden söylemedin? Kadir, evet bu durum çok riskli. Ama eğer doktor kontrolü altında olursa bebeği doğurmamda bir sakınca olmayabilirmiş. Tabii eğer sen de yanımda olursan. Kadir, ben bu bebeği doğurmak istiyorum. En iyi doktorları bulacağım. Bunu beraber atlatacağız. Teşekkür ederim. Songül, tuzlu bir şeyler var mı? Benim midem ezildi ya. Yaparım şimdi. Bundan içecek misin? Yok, o midemi yakıyor. Ha, iyi. Selam. Aferin lan. Neyi yaktın da geldin? Hadi geç içeri. Yok yok, onun için gelmedim ya. Umut'la annemi almaya geldim. Saçmalama oğlum, gelmişim buraya kadar. Gir işte içeri. Biz seni böyle mi yetiştirdik lan? Ya yok abi. Hadi çağırın gelsinler. Yok ama Umut tatlısını yiyor da çocuk kursağında kalmasın. Şöyle yapalım istersen Selo, sen bahçede biraz bekle. Ben onları alayım geleyim ha? İyi tamam. Hadi. İnadından gemirecek ha. Çok mu sevdin sen tatlıyı? Evet, çok sevdim. Ne zaman istersen gel. İstediğin tatlıları hazırlarım sana. Tamam. Mira Hanım, Selahattin geldi. Selahattin mi geldi? Selahattin burada mı? Evet, burada. Bahçede. Umut'la Hidayet anneyi almaya gelmiş. Yazı kışı yoktur. Poyrazı, lodosu vardır derler. Yaz da geliyor. Lodos püfür püfür eser boğazdan. Bilmem, ben yalılarda oturmadığım için. Hiç bilmiyorum İstanbul'un lodosunu, yazını, kışını. Haklısın. Ama yaz olacak. Hep birlikte bu güzellikleri yaşayacağız artık. Bakalım Mihra Hanım zaman ne gösterecek? Mihra Hanım değil.
Ben senin annenim. Mihran Hanım, benim bir tane annem var. O da Hidayet Hanım. Oğlum. Benziyorsun. Aynısınız. Kadir, hayatı boyunca onun izinden gitti ama huyu suyu başkadır. Ama sen onun gibi inatçı, dediğin dedik, haksızlık karşısında savaşçısın. Rıza'ya çekmişsin sen. Senden özür diliyorum. Yaşadığın her şey için. Yanında olamadığın her gün için. Sensiz bu evin, bu hayatın bir anlamı yok benim için. Babaanne. Babaanne. Umut'cum. Gel sana yaptığım resmi göstereyim. Tamam, hadi göster. Babaanne. Çok güzel olmuş. Umut. Kadir amca. Gel bakalım, gel. Bu sana az önce babaanne mi dedi? Hoş geldiniz Hidayet Hanım. Hoş bulduk. Thank you.
ise yazını kim çeker? Halini dilemem, yanına gelemem, saçını sevemem. Sev derim.